Bundan önceki birkaç videoda da bahsettiğimiz gibi sıfırdan farklı iki vektörün bunlar A ve B vektörleri olsunlar. Evet A ve B'nin nokta çarpımlarının A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü çarpı aralarındaki açının kosinüsüne eşit olduğunu biliyoruz. Anlaşılması kolay olsun diye A ve B'yi çizmeye çalışayım. Evet bu A bu da B vektörü olsun. Aralarındaki açı da işte bu açı. Evet açıyı bu şekilde tanımlamıştık ve bunu bulmak istediğimizde elimizde iki vektör varken aralarındaki açının ne olduğunu bulmak istersek bunu daha önce yapmadım ama isterseniz şimdi yapabiliriz. Evet eğer isterseniz teta'nın neye eşit olduğunu bulabiliriz. A ile B'nin nokta çarpımı bölü vektörlerin büyüklüklerinin çarpımı kosinüs teta'ya eşittir öyle değil mi? Teta'nın neye eşit olduğunu bulmak içinse iki tarafın ters kosinüsünü ya da ark kosinüsünü almamız gerekir buradan da teta'nın a ile b'nin nokta çarpımı bölü a ve b'nin büyüklüklerinin çarpımının ark kosinüsüne eşit olduğunu söyleyebiliriz İki boyutta çalışırken bunu kullanarak ya da daha basit bir şekilde vektörlerin arasındaki açıyı bir açı ölçer yardımı ile de bulabilirsiniz. Ama A ve B'nin ikisinin de yüzer tane bileşeni olduğunda vektörler arasında kalan açıyı gözümüzün önüne getirmek gerçekten de neredeyse imkansızdır. Fakat bunu kullanırsanız zaten gözünüzün önüne getirmeye gerek kalmadan bu iki vektör arasındaki açının neye eşit olduğunu bulabilirsiniz. Bu değerin neye eşit olduğunu bulup hesap makinenize bunun ark kosinüsünün neye eşit olduğunu hesaplatırsanız açının da ne olduğunu bulursunuz ve bu da tanımı gereği vektörler arasında kalan açıdır. Bundan yola çıkarak da diklik ya da buna benzer kavramları da inceleyebilirsiniz. Her neyse şu ana kadar ufak bir tekrar yaptık diyelim. Bunun diğer sonucu ise ki bundan önceki videoda son derece karmaşık bir ispat yapmıştık. İki vektörün çapraz çarpımının büyüklüğünün buna çok benzeyen bir ifadeye yani vektörlerin büyüklüklerinin çarpımı çarpı aralarındaki açının sinüsüne eşit olduğunu gördük. Evet çarpı bu defa açının sinüsü ama açı aynı açı. Bu videoda bu iki fikri kullanarak, ee, bu arada bu ufak bir eğlenceydi çünkü daha önce teta'nın neye eşit olduğunu nasıl bulabileceğimizi size göstermediğimi fark ettim. Ama bu videoda bu ifadeyi ve bu ifadeyi alıp en azından reküpte neden diyecek olursanız iki vektörün çapraz çarpımı sadece reküpte tanımlıdır da ondan. Evet ne diyordum? Bu iki fikri reküpe taşıyıp işin mantığını anlayıp anlayamayacağımızı görelim. Fizik bölümünde de çapraz çarpımla nokta çarpımın karşılığı karşılaştırılması ile ilgili bir video var sanırım, evet. Vektörleri yeniden çizeyim. A'nın büyüklüğü demiştik. A'yı çiziyorum. Evet, bu da B olsun ama bundan daha büyük olmasını istiyorum. Evet, bu, bu B vektörü, bu da A. A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü çarpı açının kosinüsü neye eşit? Açıyı da çizeyim. Evet, bu da bahsi geçen açı. Bu vektörleri çizince A'nın büyüklüğü ya da uzunluğu buna eşit olur öyle değil mi? Vektörün çizimine göre işte bu uzunluktan bahsediyorum. Not edeyim bu A'nın büyüklüğü ya da uzunluğudur. Bu R küpte bir çizim olduğu için A'nın büyüklüğü bu uzunluğa eşittir. B'nin büyüklüğü ise bu uzunluğa. İşte B'nin büyüklüğü de bu. Şimdi bu ifadeyi B'nin büyüklüğü çarpı bu arada bu bir nokta çarpımı olmadığı için nokta'yı sileyim çarpı A'nın büyüklüğü çarpı kosinüs teta. Bunu sıralarını değiştirerek baştan yazdım ve bunun da A ile B'nin nokta çarpımına eşit olduğunu biliyoruz. Peki A çarpı kosinüs teta neye eşit? Temel trigonometri özdeşliklerimizden yola çıkarsak, hemen not ediyorum, daha önce konuşmuştuk, skah, koko ve takako, hmm? kosinüs burada, kosinüs, teta, komşu bölü, hipotenüse eşittir, değil mi? Burada dik bir üçgen oluşturursam, çizimi monotonluğundan kurtarmak için de farklı renkler kullanmak istiyorum. Bu şekilde dik bir üçgen çizeyim, evet, haydi şimdi bana kosinüs, tetanın neye eşit olduğunu söyleyin kosinüs teta farklı bir renkle göstereyim. U yani komşu kenar pembeyle işaretliyorum. Bu arada bunun B'nin tamamı olmadığını yani B'nin dik açıya kadar olan kısmı olduğunu da aklınızdan çıkarmayın. Bunun komşu kenar olduğunu da not ediyorum. Evet komşu kenar bölü hipotenüs yazalım. Kosinüs teta komşu kenar bölü hipotenüse eşit. Peki hipotenüs neye eşit? a vektörünün büyüklüğü, öyle değil mi? Yani bu, hipotenüsümüz de bu. O halde buraya a'nın büyüklüğü yazabilirim. İki tarafı a vektörünün büyüklüğü ile çarparsam, a vektörünün büyüklüğü çarpı kosinüs teta'nın komşu kenara eşit olduğunu buluruz. Bunu da pembeyle yazayım. Bu durumda bunu yani a ile b'nin nokta çarpımı çarpı kosinüs teta'yı a vektörünün büyüklüğü çarpı kosinüs teta'nın pembe ile çizdiğim komşu kenara eşit olduğunu gördük. Evet bu komşu kenar olarak adlandırdığımız uzunluğa eşit. O halde a ile b'nin nokta çarpımı b'nin büyüklüğü çarpı komşu kenara eşittir. Bu noktada bunun ne işe yarayacağını merak ediyor olabilirsiniz. Bu B vektörünün büyüklüğü çarpı A'nın B vektörü yönündeki uzunluğuyla çarpımının Şöyle göstereyim. Bunun A vektörünün gölgesi olduğunu düşünebiliriz. Size bunlardan önümüzdeki videolarda bahsedeceğim. Aslına bakarsanız buna projeksiyon ya da yansıma denir. Henüz tanımını yapmadım ama eğer bu terimi kullanmak isterseniz, yani mesela buradan bir ışık geldiğini düşünürsek, komşu kenar olarak adlandırdığım uzunluk A vektörünün B vektörü üzerindeki yansıması olur öyle değil mi? ve eğer bu iki vektör bunun yerine bu şekilde olsalardı bu a bu da b olsun bu durumda yani a ile b'nin ortak olan kısmı daha büyük olduğunda komşu kenar olarak adlandırdığım uzunluk daha büyük olurdu a'nın b yönündeki çok daha büyük olurdu ve sonuç olarak nokta çarpımda daha büyük olurdu Nokta çarpımın bu vektörlerin aynı yönde ne kadar ilerledikleri anlamına geldiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Ama bu bir sayıdır ve B'nin büyüklüğü ya da uzunluğuyla bu komşu kenarın uzunluğunun çarpımına eşittir. İsterseniz bir de elimizde neredeyse dik olan vektörler olsaydı ne olacağına bakalım. A vektörü buna ve B vektörü de buna benzeseydi ne olurdu? Buradan da aynen buradaki gibi dik bir üçgen çizmek istersek, komşu kenarın ne kadar küçük olacağını görüyorsunuz değil mi? Bu durumda da a oldukça büyük bir vektör olmasına rağmen nokta çarpımın değeri çok daha küçük olurdu. Neden diyecek olursanız, a ve b'nin aynı yöndeki ortak kısımları çok küçük de ondan. Bunun tam tersini de yapabiliriz. Bunu bu şekilde çizip, Komşu kenarı da bu şekilde gösterebiliriz ama A ve B'yi rastgele oluşturduğumuz için bunun çok da büyük bir önemi yok. Bu yüzden buradan çıkarmamız gereken sonuç yani A ile B'nin nokta çarpımının A ile B'nin büyüklüklerinin çarpımının aralarındaki açının kosinüsü ile çarpımına eşit olması demek. Demek istediğim nokta çarpım, vektörlerin aynı yönde ne kadar hareket ettikleri ya da vektörlerin aynı yönde hareket eden kısımları veyahut parçaları anlamına geliyor. Bunu da not edeyim. Vektörlerin birlikte aynı yönde hareket eden parçaları. Az önce komşu kenar olarak adlandırdığım uzunluğunda A'nın B yönündeki parçası olduğunu düşünebiliriz. Evet, bu A'nın B yönünde hareket eden parçasıdır. Bunu B'nin kendisi ile çarpıyoruz ve nokta çarpım işte bundan ibaret. İki vektörün aynı yönde ilerleyen parçaları ve bu iki vektör birbirine dik olduğunda nokta çarpımları sıfıra eşit olur. Bunu görünce iki vektörün birbirine dik olduğunu anlarız. Bunun nokta çarpımı mantığı ile de son derece tutarlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu iki vektörün mükemmel bir şekilde dik oldukları anlamına gelir. Bu B, bu da A. Bakın, burada dik bir üçgen oluşturmaya ve A'nın B üzerindeki yansımasını çizmeye çalıştığımda henüz çizmedim ama buradan bir ışık geldiğini düşünüp A'nın B üzerine yansıyan kısmını çizmeye çalışırsam bunu çizemem öyle değil mi? Evet, bu sıfıra eşittir. Her ne kadar bir genişliği varmış gibi görünse de çizdiğim bu okun herhangi bir genişliği ya da uzunluğu yoktur. Bu da A'nın B yönündeki kısmının sıfıra eşit olduğu yani A ile B'nin ortak bir parçası olmadığı anlamına gelir. Komşu kenarı yani sıfırı B'nin büyüklüğüyle çarptığımızda da sonuç sıfır olur. Bu söylediklerim umarım size de mantıklı geliyordur. Şimdi bir de çapraz çarpıma bakalım. Çapraz çarpıma göre de hemen yazıyorum. A ile B'nin çapraz çarpımı, bunun için çok uzun ve karmaşık bir ispatla yapmıştık. A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü çarpı aralarındaki açının sinüsü. Evet, burada da aynı örneği ele alalım. Önce vektörleri çizeceğim. Bu A vektörü ve bu da b vektörü olsun. Skah, koko, takakoya göre sinüs teta neydi? Karşı bölü hipotenüs, öyle değil mi? Burada bir dik üçgen olduğunu düşünelim, evet bu da teta. Bu durumda sinüs teta karşı, yani bu kenar, Hemen karşı olarak adlandıralım. Karşı kenar bölü hipotenüs. Hipotenüs de a vektörünün büyüklüğüne eşit olduğu için yazıyorum hipotenüs a vektörünün büyüklüğüne eşittir. İki tarafı a vektörünün büyüklüğü ile çarparsak, a vektörünün büyüklüğü çarpı sinüs teta'nın karşı kenara eşit olduğunu buluruz. Nokta çarpımda olduğu gibi bunu da b'nin büyüklüğü çarpı a'nın büyüklüğü çarpı sinüs teta olarak düşünürsek, bunun yerine burada tanımladığımız karşı kenar yazabiliriz. Evet, bu karşı kenara eşittir. O halde çapraz çarpım aldığımızda da b vektörünün büyüklüğünü a'nın b'ye dik olan parçası ile çarparız. Bakın, karşı kenar a'nın b'ye dik olan parçasıdır. Bir yerde birbirinin zıttı olan fikirlerden bahsediyoruz. Demek istediğim nokta çarpımda a'nın b ile aynı yönde olan kısmı ile, çapraz çarpımda ise b'ye dik olan kısmı ile çarpıyoruz. Bunun, bu ikisinin birbirine ne kadar dik olduğunun bir ölçüsü olduğunu düşünebilirsiniz. Bu ise aynı yönde ne kadar ilerlediklerinin bir ölçüsüdür. Şimdi birkaç tane örnek yapalım. Birbirine dik iki vektör alalım. Bu A olsun. Evet, elimizde birbirine dik olan iki vektör olduğunda, A ile B'nin çapraz çarpımının büyüklüğü, buradaki formülü kullanırsak, A'nın büyüklüğü çarpı, B'nin büyüklüğü çarpı, 90 derecenin sinüsü neye eşittir? 1'e, öyle değil mi? Bu durumda çapraz çarpımın alabileceği en büyük değeri almasını sağlamış oluruz. Evet, sinüs teta alabileceği en büyük değeri aldığı için bunun alabileceği maksimum değer de budur. Sinüs teta'nın küçük ya da eşit 1 olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Bundan büyük bir değer elde edemeyiz ve bu elimizde birbirine dik olan vektörler olduğunda gerçekleşir. Anlaştık mı? Aynı şeyi bunun için de düşünecek olursak kosinüsün en büyük değerini ne zaman elde edeceğimizi düşünmemiz gerekir. Bu da vektörlerin eş doğrusal olması durumunda gerçekleşir. A vektörü bu, B vektörü de aynı yönde başka bir vektör olduğunda teta sıfıra eşit olur. Başka bir deyişle bu vektörler arasında bir açı yoktur. Aralarında açı olmadığı için de A ile B'nin nokta çarpımını a'nın büyüklüğü çarpı b'nin büyüklüğü çarpı 0'ın kosinüsü yani 1 olarak yazabiliriz. Evet böylece nokta çarpımın en büyük değerini alabilmesi için de vektörlerin eş doğrusal olması gerektiğini görmüş olduk. Çapraz çarpım vektörler dik nokta çarpımda eş doğrusal olduklarında maksimum değerlerine ulaşırlar. Benzerliği biraz daha anlaşılır kılmak için vektörler dik olduklarında nokta çarpımın minimum değerini aldığını da ekleyeyim. Nokta çarpımlar negatif değerler alabilirler ama vektörler birbirine dik olduklarında nokta çarpımın mutlak büyüklüğü de minimum değerini almış olur. Benzer şekilde eş doğrusal olan yani aynı yönde ilerleyen iki vektör aldığımızda da mesela bu a bu da b vektörü ise evet üst üste çizdim ama ne yapmak istediğimi anladığınızı düşünüyorum. B vektörü de bu olsun. Bu durumda teta sıfıra eşittir öyle değil mi? Açıyı göremiyoruz. Başka bir deyişle bu iki vektör arasında bir açı yok. Bu ikisi bu şekilde üst üste olduklarında çapraz çarpımları da ya da çapraz çarpımlarının büyüklükleri diyeyim sinüs teta yani sinüs 0 0 olduğundan 0'a eşit olur. Vektörler eş doğrusal olduklarında çapraz çarpımlarının büyüklükleri 0'dır. Ama nokta çarpımlarının büyüklüğü A ile B'nin nokta çarpımı maksimum değerini alır ve A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğüne eşit olur. Bunun tam tersini ise buraya not ettik. Vektörler birbirine dik olduğunda çapraz çarpım maksimum değerini alır. Çünkü bu da a'nın b'ye dik olan parçası ile b'nin büyüklüğünün çarpımına eşittir. Vektörler dik olduklarında nokta çarpım ya da nokta çarpımın mutlak değeri de minimum değerini alır. Evet bu durumda a ile b'nin nokta çarpımı da sıfıra eşittir. Size tüm bunları açıklamak istedim çünkü bazen tanımlar ve formüller üzerinde çok durduğumuzda işin mantığını tamamen unutuyoruz. Devam etmeden size çapraz çarpımın farklı bir yorumundan daha bahsetmek istiyorum. Ne de olsa çapraz çarpım her zaman daha zor gelmiştir öyle değil mi? Bu A, bu da B vektörü. Olsun. Bana e, bu paralel kenarın alanını nasıl bulabileceğimi söyler misiniz? Ayı ayı bu şekilde buraya B'yi de e, buraya taşıdığımızı düşünürsek bir paralel kenar elde ederim, öyle değil mi? Bu paralel kenarın alanını bulmak istiyorsak alışık olduğumuz geometriyi kullanarak buraya bir dikme ineriz. Dikme bu. Uzunluğu da paralel kenarın yüksekliğine yani aşağı eşit olsun. Bu durumda paralel kenarın alanı taban uzunluğu yani b'nin büyüklüğü çarpı yüksekliğe eşittir. Peki soru şu. Yükseklik neye eşit? Bu açıya teta adını verelim. Yeşille çizeyim. Evet daha görünür olsun. Bu açının sinüsünün karşı bölü hipotenüse eşit olduğunu biliyoruz. Yazıyorum. Yükseklik bölü hipotenüs ve hipotenüs de a vektörünün büyüklüğüne eşit. Buradan yüksekliğin neye eşit olduğunu bulmak istersek de a vektörünün büyüklüğü çarpı sinüs teta'yı kullanabiliriz. Bunun yerine de bunu yazarsak paralel kenarın alanını da b vektörünün büyüklüğü çarpı a vektörünün büyüklüğü çarpı sinüs teta olarak ifade edebiliriz ve bu da iki vektörün çapraz çarpımının büyüklüğüne eşittir. Bu ikisi birbirine eşit. A ve B'nin yerlerini değiştirebiliriz, öyle değil mi? Böylece size çapraz çarpımın başka bir kullanımını da göstermiş oldum. İki vektörün çapraz çarpımı ya da çapraz çarpımlarının büyüklüğü diyeyim. Öncelikle bu bir vektördür ama bu vektör uzunluğu ya da büyüklüğü bu iki vektörün oluşturduğu paralel kenarın alanına da eşittir. Her neyse umarım bu video sayesinde çapraz çarpım ve nokta çarpımın mantığını biraz daha iyi anlamışsınızdır.